Tarihe baktığımızda birçok devletin kurulduğunu ve birçoğunun da günümüze kadar gelemeden yıkıldığını görürüz. Bu videoda da son 50 yılda kaybolan devletleri sıralayacağız. Bu devlet, Suriye'nin talebiyle 1 Şubat 1958 yılında Mısır ve Suriye'nin birleşmesiyle kurulmuştur. İki ülkede de referandum yapılmış ve halk birleşmeyi onaylamıştır. Bu devlet, Arap Yarımadası'nın birleşmesindeki ilk adım olarak görülmüş fakat başarısız olunmuştur. Birleşme ile birlikte Mısır Suriye'den daha üstün bir konuma gelmiştir. Mısır'ın Suriye'yi yutmaya başlaması üzerine Suriye ordusu darbe yapmış ve 28 Eylül 1961 yılında Suriye bağımsızlığını ilan etmiştir. Birlik dağıldıktan sonra Mısır 2 Eylül 1971 yılına kadar Birleşik Arap Cumhuriyeti adını kullanmıştır. Daha sonrasında ise Mısır Arap Cumhuriyeti adını almıştır. Doğu Almanya ya da resmi adıyla Alman Demokratik Cumhuriyeti, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Sovyetler Birliği'nin Almanya'da kontrol altına aldığı bölgede kurulmuştur. Bu sosyalist cumhuriyet 1949 yılında kurulmuştur. Berlin'i ikiye bölen Berlin Duvarı da 1961 yılında Doğu Almanya vatandaşlarının batıya kaçmasını engellemek için yaptırılmıştır. 1990 yılındaki seçimlerde iktidarda bulunan Sovyet yanlısı Sosyalist Birlik Partisi'nin çoğunluğu kaybetmesiyle gelişen süreç sonucu Doğu Almanya, Batı Almanya ile birleşmiştir. 1990 yılında Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin varlığı son bulmuştur. Orta Avrupa'da yer almış olan bu ülke 1918 ile 1993 yılları arasında var olmuştur. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun 1. Dünya Savaşı'nı kaybetmesiyle birlikte günümüzdeki Çek ve Slovakya topraklarında kurulmuştur. 1 Ocak 1993 yılında da Çekoslovakya dağılmış, yerine de Slovakya ve Çek Cumhuriyeti Devletleri kurulmuştur. Balkanların batısında yer almış olan bu devlet, 3 defa farklı yapı ve idari şekilde kurulan bir devlet olmuştur. Bu 3 idari yapı, 1918 ve 2003 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bu idari yapılar, Yugoslavya Krallığı, Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti olmuştur. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti dağılmış ve bu ülkenin adını devam ettirmeyi Sırbistan ve Karadağ kabul etmiştir. Yugoslavya Federal Cumhuriyeti olarak devam eden bu iki devletten Sırbistan'ın içinde de Vojvodina ve Kosova adında iki özerk bölge yer almıştır. NATO'nun Yugoslavya'yı bombalamasıyla da Kosova Birleşmiş Milletler'in idaresine geçmiştir. 2003 yılında da Yugoslavya adı Sırbistan Karadağ olarak değiştirilmiştir. 2006 yılında ise Sırbistan ve Karadağ'ın birlikteliği bozulmuş ve Karadağ Cumhuriyeti kurulmuştur. 2008 yılında da Sırbistan'ın içerisinde yer alan Birleşmiş Milletler kontrolündeki Kosova bağımsızlığını ilan etmiştir. 1917 yılında Rus İmparatorluğu'na karşı Lenin önderliğindeki Bolşeviklerce gerçekleştirilmiş olan Ekim Devrimi ile kurulmuştur. Var olduğu dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısındaki tek güçtür. Yıkılmasıyla birlikte ise dünyada bir dönem kapanmış ve başka bir dönem başlamıştır. 1991 yılının sonunda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte 15 devlet kurulmuştur. Bu devletler Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Estonya, Letonya, Litvanya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.